Sevgili seyirciler, hemen konuklarımızı davet edeceğiz. Selma Güngör'ü davet edeceğim. Selma Hanım'ın uzun yıllar süren bir evliliği var. Bu evliliği içerisinde çok uzun yıllardır böbrek rahatsızlığı çeken, bu konuda böbrek nakli olmuş, diyalize giren, tedavi süreci yaşayan bir kadın. Bu hastalığı yaşayan herkese acil şifalar diliyorum. Belki de şu anda diyaliz merkezlerinde ekran başında beni izliyorlar. Allah hem yar yardımcınız olsun hem de size şifalar versin. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. İyi olmanızı diliyorum, temenni ediyorum. Selma Hanım'ın hikayesi de burada başlıyor. Evliliği var. Fakat o diyalize gidip gelirken onun servisini çeken beyefendiyle aralarında bir yakınlık oluşuyor. Beyefendi diyor ki, Selma, ben sana böbreğimi veririm. Ama sonuç Selma Hanım'dan duyacağız. Buyursunlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buyurun. Öncelikle nasılsınız? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? Şükür. İdare ediyoruz. Haftada kaç gün diyalize giriyorsunuz? Üç. Üç gün. Evet. Kaç yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorsunuz? 30 senedir hastayım. Ruhen yorucu, bedenen zaten çok yorucu. Bir tarafta da bir evliliğiniz varmış. 18 yıllık bir hayat arkadaşlığınız. Bu evlilikten çocuklarınız var mı? Yok. Yok. Derdi çeken bilir, taşıyan bilir. Aynen. Teşekkürler. Bu gözyaşlarının en büyük sebebi hastalık mı yoksa yaşadıklarınız mı son yıllarda? Hepsi. Hepsi. Evet. 18 yıllık hayat arkadaşınızla evliliğinizi nasıl sürdürdünüz? Son bir seneye kadar iyiydi. Son bir seneye kadar iyiydik. Bir sene önce biraz tartışmalara falan başladı. O son bir seneye kadar iyi olan evlilikte birbirinize yol arkadaşı da olmuşsunuz. Evet. Size kıymet verir miydi eşiniz? Bebekler gibi bakardı, sağ olsun. Gerçekten evet. Mi? Bazı evliliklerde çocuğun olmaması çoğu zaman kriz yaratabiliyorken kimi için de biz birbirimizin çocuğu olur, birbirimize çok iyi bakarız diye. Evet. Gerçekten birbirlerine çiftler çok iyi bakarlar ve onlara çok saygı duyuyorum. Evet, çocuklar gibi bakar. Yani sizi bir arada tutan şey, sizi aile yapan şey ikinizin varlığı ya zaten. Evet. Eşim de böbrek hastasıydı. Bir yıl önce böbrek nakli oldu. Böbrek nakli olunca işte ben bir yıl baktım hastanesi, işi, dışı, evi. Ben kendim de çalışıyorum bu halde. Oraya baktım işte bu karşıma çıkan vatandaş yüzünden. Oraya daha gelme. Her ikiniz de aynı hastalığı taşıyan evet. Ve birbirine destek olmuş iki insansınız. Evet. Aslında Allah sizi kavuşturmuş. Çok şükür. Çok şükür. Eski eşiniz Cevat Güngör. Güngör. Evet. Fakat bu 18 yıllık evlilik geçtiğimiz yıl Selma Hanım'ın hayatına birinin girmesiyle evet. Değişiyor. Evet. Başlar mısınız anlatmaya? Bu ikinci kişi Selim Bey sanırım. Evet. Selim Bey hayatınıza nasıl girdi? Zaten ben 3 yıldır diyalize tekrar giriyorum. Önce de böbrek nakilliydim. Hı hı. Bir 5-6 sene böbrek nakilli durdum. Hı hı. Ondan sonra diyaliz şoförü öyle tanıyordum. İşte beni kandırdı, böbreğimi veririm dedi. Siz hastaneye diyaliz merkezine götüren ulaştırma görevlisi. Evet, evet. Selim Bey ile aranızda bir yakınlık mı oluştu? Seviyorum. Çaylar, kahveler öyle kandırdı. Ve sonrasından da sizinle ilgilenmeye başladı. Evet. Yakından ilgileniyor. Bu ilgi size iyi geldi anladığım kadarıyla. Ya eşimle de bir yıldır, eski eşimle de bir yıldır hani tartıştığımız için benim boşluğumdan yararlandı diyelim. Siz o sırada bir boşluktaydınız. Evet.
Demek ki boş kalmamak lazım. Yani boşluk iyi bir şey değil. Selim Bey ile aranızda kaç yaş var? Ben 45, o 65. 20 yaş fark da var. Evet. Selim Bey'in sizi ilgi göstermesi, çay kahve ısmarlaması, sizi sevdiğini söylemesinin dışında asıl sizin kalbinizi kazandığı cümle neydi? Böbrek. Çünkü sürekli diyaliz zor, tansiyonlarım düşüyor. Ben sana böbreğimi veririm, evet, Selma. Evet, dedi. Bunu duyunca, siz daha önce böbrek nakli oldunuz mu? Ben evet, kadavradan böbrek nakli oldum. 7 sene durdu böbreğim. 3 yılda da tekrar diyalize giriyorum. Tekrar diyalize giriyorsunuz. Allah şifa versin. Aha. Bu sizin için aslında bir sağlığa kavuşmak için çıkış yolu. Evet. Selim Bey'e sizi yakınlaştıran ilgisi mi yoksa böbreğimi veririm demesi mi? İlgisinin çok şeydi de böbrekti çünkü diyaliz çok zor. Hastalık diyaliz çok zor. Peki Selim Bey ile birlikte olabilmek uğruna eşinize bu durumu nasıl izah ettiniz? İzah etmedim çünkü Mart ayı gibi gittim adliyeye, boşanma davası açtım. Eve evrak gelince haber oldu kendisinin. Boşanma kararınızdan, eşime boşanmak haberi istediğinizden yok. Asla eşiniz, eski eşiniz Cevat Bey'in haberi yok. Yoktu. Yoktu. Aynı evde yaşarken bir sabah bir evrak geldi. Evet, ben diyalizdeyken evrak gelmiş, sordu. Davacı Selma Güngör. Evet. Davalı Cevat Güngör. Evet. Neden açtınız boşanma davasını? İşte bir yıldır diyorum yani boşlukta kalmıştım. Biz anlaşamıyoruz. Evet. Diye açtınız. Eşiniz bunu görünce ne yaptı? Eşim şaşırdı. Ne dedi size? Yapma etme dedi. Davayı geri alalım dedi. Tabii ben laf peki, dinlemedim. Peki siz ona... Ben bu boşanma davasını açtım Cevat'cığım sana ama ben Selim ismindeki bir kişiyi seviyorum. O da bana böbreğini verecek dediniz mi? Böbreği demedim de kendisi zaten dedi. O onu seni kandırdı. Sana böbreğimi verecek diye seni kandırdı. Yoksa dedi sen kanacak bir insan değilsin dedi. Söylediniz mi? Benim kurduğum cümleyi kurdunuz mu ona? Yok, ona gidip kurmadım. Kendisi bana zaten direkt söyledi. Ben kurmadım. Ama nereden biliyor Selim'in sana böbrek vereceğini? Çünkü diyalize giriyorum. O da biliyor, tanıyor kendisini. Selim'le aranızdaki ilişkiyi biliyor mu? Duymuş. Ben söylemedim. Duymuş. Evet. Bu Selim seni kandırıyor, sana böbreğini vermeyecek. Evet, yapma etme siz dedi. Siz eşinizle boşandınız mı? Boşandım. Boşandınız. İki ay önce. Peki Selim Bey'le beraber yaşamaya başladınız mı? Evet. Nisan 17'sinden beri. Ne zamandan beri? Nisan'ın 17'sinden. 17 Nisan'dan beri Selim Bey'le yaşıyorsunuz. Evet. Bu programa nereden geldiniz? İnternetten baktım, numaranızı buldum. Yazdım, aradım. Sağ olsunlar dönüş yaptılar. Geldiğiniz ev neresi? Ümraniye, İstanbul. Kim yaşıyor evde? Selim. Selim'le beraber yaşıyorsunuz. Evet. Aslında siz bu sabah Selim'le yaşadınız, evden buraya geldiniz. Evet, yok ben çalışıyordum, şirketten geldim. Şirketten geldiniz. Peki, programa katılma sebebiniz nedir? Eşimden af dileyeceğim. Yani Selim'den ayrılıp evet, zaten eşinizden nikahım af dileyeceksiniz. Yok. Niye eşinizden af diliyorsunuz? Ondan nikahım yok zaten. Tamam. Selim Bey'i niye terk ediyorsunuz? Bir yalancıyla duramam. Ne gibi bir yalan söyledi size? Böbrek yönünden. Zaten kendisi de çalışmıyor, evde yatıyor. Niye yatıyor? 15 Mayıs'ta, bu senenin 15 Mayıs'ında kalp krizi geçirdi. Doktor biraz dinlen dedi. Bir 8 ay oldu, hala dinleniyor. Bitmedi dinlenmesi. Siz onun hastalık süreciyle ilgileniyor musunuz? İlgilendim. İlgileniyorum da halen. İlgileniyorsunuz. Yani evet. Aslında çok enteresan. Sana böbreğimi vereceğim diyen kişiyle siz birlikte oluyorsunuz. Evliliği bitiriyorsunuz. O adam hastalanınca siz şimdi eski eşinize mi dönmek istiyorsunuz? Ya zaten bir hata yaptım. Affetsin. İki kere affetti zaten. Bunu da affederse çok sevinirim. Aa, affetti mi? Geldi evden, beni aldı. Selim'in evinden? Evet. Ben bunu çünkü internette gördüm. Hastanede paylaşım yapmış eşim. Hmm. Peki de... şu an telefon hattında eski eşiniz. Alo. Buyurun. Cevat. Hey. Alo. Nasılsın? İyiyim. Allah daha iyisin. Ay, ne işin var senin orada?
Senin orada ne işin var? Ne? Benim bu kadar rezil ettiğin yetmedi miydi? Haklısın ama ben de, bak, beni bir kere daha affet. Selma. Efendim. Oradan çık. Tamam. Anne babanın yanına git. Tamam. Orada resimlerimi de kaldırın. Tamam. Anladın mı? Sen gittin. Ben seni iki kere getirdim. Evet, sen haklısın. Sen beni hastanedeyken beni bırakıp kaçtın. Haklısın. Anladın mı? Ben sana dedim ki ben o adamı yıllar... Biplendi değil mi burası? Anladın mı? Kelimelerimize dikkat edelim lütfen. Valla ben dümdüz okudum. Ben Kastamonluyum. Elhamdülillah. Tamam abi, ben de şimdi Kastamonluyum diye her ağzıma geleni söyleyemem değil mi? Söylerim. Ben söylemem arkadaki. Ben iki defa onu affettim, getirdim. Dedim ki yapma, o adamdan bir şey olmaz. Hı. Kendi karısına, çoluğuna, çocuğuna faydasını olmaz. Annesine, babasına bakmayan bir adamdan bir şey olmaz diye söyledim. Evet. Söyledim, ben evet. Selim'i seviyorum, seni terk ediyorum Cevat dedi mi size? Evet. Ve siz iki kere her şeye rağmen hata etme karıcığım dön dediniz. Evet. Helal olsun. Şimdi tekrar sizden af diliyor. Niye affetmiyorsunuz? Hayır. Asla. Benim iki tane hakkı vardı. İki hakkını kullandı. O bana inanmadı. 18 yıllık eşiydi. Ben ona gece gündüz çalıştım, baktım, ettim, her dediğini yaptım. Hı hı. Ondan sonra bir yalancının uğruna gitti. Ben ona söyledim, evet, zaten. O adam yalancının peki çoluğuna çocuğuna bakmayan, anasına bakmayan bir kişinin peşine gidilmez. O adam böbreğini vermez dedim zaten ona. Haklı. Ama şimdi böbreğini almak için de o adama gidiyorsa o adamı da kullanmış gibi oluyor. Demek ki sevgi yok arada. Böbreğini verecek olan, ya ben Allah rızası için seni eğer hani uygunsak, ne bileyim bunların bir testleri falan var. Uygunsak ben bunu sana insanlık namına da yapabilirim diyebilirdi. Evet. Ama gel benim Selma bir de aynı yastığı paylaşalım demesine gerek yoktu. Evet. Cevat Bey haklı mı? Eşim yerden göğe kadar haklı ama beni bir kere daha affederse kulu buyurun. Kölesi olurum onun. Eşim çok yerden göğe kadar haklı. Bir kere daha affederse. Hayır, ben artık affedemem. Bakın, ben ona her şeyini söyledim, izah ettim. Ben dedim ki böbrek çıkar bilmem. Ben ona, ben dedi tehdit ediyor diyor, bilmem ne şey diyor dedi. Bak beni seni tehdit etse de ben seni kurtarırım dedim. Beni dinle, kimse seni tehdit edemez dedim. Polise getirdim, şikayette bulunacağım. Polise gittik dedi, ben kendi isteğimle gittim dedi. Ama Selim Bey'i tanır mısınız siz de? Siz evet. De diyaliz hastasınız. Sizi de getirir götürür müydü hastaneye? Ben diyalize giriyordum. O nakilliydi. O zaman ben diyalizden beni o adam götürüyordu. O şahıs. O yüzden iyi tanıyorsunuz diğer kişiyi. Evet. Hissediyordunuz yani eşinize olan davranışlarını, bakışlarını. Ya o herkese karşı orada diye. Affedersin, orada diyaliz merkezinde gözleri görmeyen bir kız vardı. Ama bu hiç gülünecek bir şey değil. Yani düşünsenize bu bir çok rahatsız edici bir şey. Diğer tarafta görme engelli biri var. Evet. Senin onu göremeyeceğin... Asıl ahlaksızlık bu, biliyor musunuz? Ahlaksızım peki işte. Ben onu hiç sevmezdim. Ya o adamla hiç konuşmazdım ben ona. Bunları söylediniz mi eşinize? Ha, söyledim, bunu da söyledim. Ya yerin merkezindekine de söyledim. Ama millet anlamıyor ki. Bakın Esra Hanım, sizden arkadaşız... Bakın size karşı saygım sonsuz. Sağ ben olun. İki defa onu affettim. Sağ olun. Her şeyi izah ettim. Ayrıntılarıyla polise de getirdim. Polis de şikayetçi olsaydı polis onu tutuklayacaktı. Ama o hala öyle beni anlamadı, dinlemedi. Çekti. Ben hastanede Siyamelse'ye gittim. Aradım, taradım, şey yaptım. Akşama kadar ben saat 4'te bitti işim. 4'e kadar aradım. Telefonuma cevap vermedi. Eve bir geldim, eşyalarını toplamış gitmiş. Bu arada Cevat Bey, benim size söyleyeceğim hiçbir şey yok. O kadar yani yerden göğe kadar o kadar haklısınız ki eşinizi geri döndürmek için vermiş olduğunuz mücadeleyi takdir ettim. Onu iki kere ben affetmenizi takdir ettim. Onu uyarmanızı bir insan olarak hata yapacağı bir yerde durmaması için öyle güzel bir mücadele vermişsiniz ki ve bunu sevgiyle evet. Yapmışsınız. Çıkar gözetmeden yapmışsınız. O nakil oldu. Nakil oldu. Hı hı. O böbreği biraz çalışmadı. Hı hı. Böbreği çalışsın diye ben ona araba kiralayıp, akrabalarının arabasını kiralayıp annesine babasına getirdim. Ve annesine gittiğimizde böbreği çalıştı. Her zaman ona araba tutup annesine babasına götürüyordum. Her yere tatile götürüyordum. Evet. O üzülmesin diye her şeyi yapıyordum. Ona çalışıp, gece gündüz çalışıp her dediğini yapıyordum. Onu çok seviyordum.
Gerçekten sizi çok seviyorum. Ama ben onu iki defa affettim. Getirdim bir şey ettim. Yalvardım, yalvardım. Yalvardı mı Selma? Yalvardım demedim evet. Hani. İstanbul, evet. Ümraniye, Çakma, polis kadrosuna demek değil bunu. Evet. O size anlatsın olayları. Yani bu bence karşı tarafın size böbreğimi vereceğim gel demesi değil. Sizin karşı tarafla ilgili olumsuz her şeyi duymanıza rağmen onun yanında olma isteğiniz ona karşı beslediğiniz hislerden kaynaklı. Yok Esra Hanım, sadece bu diyaliz konusunda hani dedim böbrek. Esra Hanım. Hayatım, biri sana Esra böbreğini Hanım. Vereceğim derse dersin ki biz birbirimiz Esra için Hanım, uygun bir muyuz? Benim için uygun da önce bu testleri yaptırdınız mı? Yok. Ha. Ama öyle böbreğinde gel bakayım hadi Hülya bir böbreğini de ben sana vereyim ya da sen bana ver diyebilir miyim? Diyemem. O ne testler dedi? Sizin bu karşı tarafa bak tüm olumsuzluklara rağmen şimdi bu adamla siz bir gelecek planlıyorsunuz. Bu adam size böbreğini verip hayatınızdan çıkmayacak. Siz onunla aynı evde yaşamak, bir duyguyu paylaşmak ve bir ilişki yaşamak zorundasınız. İlişkiyle böbrek böbrek sürükleyici olmuş, ilişki daha ağır basmış. Kocanız, buyur abicim. Şimdi o adam onu kandırdı. Evet. Benim sen madde biraz affedersin kıt akıllıydı. Anladınız saf mı? Ufak bir şeye inanıyordu. O ailesine de inanıyordu. Sokaktaki insanlara her şeye inanıyordu. Ben ona izah ettim bak çevirdim. Yüzlerce kez ikaz ettim söyledim. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.